19. yüzyıl Türk edebiyatı tarihi, saray istiharesi bahsi. Ahmet Hamdi Tanpınar. Eskişehir'in Tanzimat'tan sonra üzerinde en fazla durulan ve tenkit edilen tarafı şüphesiz ki hayal dünyasıdır. Şiirimizde birdenbire bir bütün halinde görülen ve o kadar zevk değişikliğine rağmen asırlarca devam eden bu hazır hayallerin değişmez sembollü ve çok renkli hususi bir dil yarattığı muhakkaktır. Fakat daha dikkate değer tarafı mücerret dille muayyen bir güzelliğin muayyen bir şekilde övülmesi, hatta muayyen bir aşk tarzını bize vermesidir. Bütünüyle bakınca bu hayal ve sembollerin, bu aşk tarzının ve sevgili tipinin alelade bir belagat oyununda kalmadığını, asırlar boyunca süren bir çalışmanın neticesi olsa bile şairin hayat şartlarıyla olduğu kadar içtimai nizamla da alakalı bir sistem ortaya koydukları inkar edilemez. Filhakika, bütün bu dağınık unsurlar hiç olmazsa açıktan açığa dini ve tasavvufi olan eserlerin dışında bize geniş ve büyük bir saray istiharesi gibi görünürler. Bu uygunluğu göstermek için saray kelimesi üzerinde duralım. Saray, aydınlığın ve feyzin kaynağı muhteşem bir merkeze, hükümdara, onun cazibesine ve iradesine bağlıdır. Her şey onun etrafında döner, ona doğru koşar. Ona yakınlığı nispetinde feyizli ve mes'uddur. Çünkü bir sarayda olan her şey hükümdarın iradesi itibariyle keyfi, az çok ilahi, Allahlaştırılmış özü itibariyle de isabetli, yani hayrın ta kendisidir. Hükümdar, gölgesi telakki edildiği manevi alemi, Allah'ı, Müslüman şartta olduğu kadar Hristiyan garpte de nasıl yeryüzünde temsil ediyorsa, hayatı da öyle düzenler. Bütün tabiat ve eşya, müesseseler onun temsil ettiği bir hiyerarşiye göre tanzim edilmişti. Aşk, zihni hayat, hayvanlar ve bitkiler alemi, kozmik nizam, varlık, hatta adem. Çünkü ölümün ve ahiretin karşılığı olarak bir saray, sarayı adem vardır. Bütün bu mefhumlar, vücudumuzun kendisi hepsi saraydır. Hepsinin hükümdarları vardır. Bütün ortaçağ ve Rönesans edebiyatlarında ve hayal sistemlerinde görülen bu saltanatların bir kısmı her kültürde birbirinin aynıdır. Hayvanlar arasında en gösterişlisi olan aslan, çiçekler arasında gül böyledir. Buna mukabil Avrupa ortaçağ ve Rönesans edebiyatlarında bu saltanat ağaçlar arasında meşe ve gürgüne giderken bizde edebiyatımızın daha sıkı şekilde şehre kapalı kalması yüzünden çınar en muhteşem ağaç addedilir. Hükümdara benzetilmese bile şeyhe, mürşide benzetilir. Binaenaleyh aşk da bu cinsten bir istiare olacak, sevgili hükümdara benzeyecekti. O kalp aleminin hükümdarıdır. Bu sistemde hükümdara, dolayısıyla sevgiliye asıl hususiyetlerini veren güneştir. Ortaçağ hayallerinde hükümdar daima güneştir. Onun gibi kendi menzilinde ağır ağır yürür, rastladığını aydınlatır. Gül, bulunduğu yeri tıpkı güneş gibi parıltısıyla bir merkez, bir nevi saray yapar. Hayvanlar aleminde aslanın hükümdarlığı da yüzü güneşe benzediği içindir. Böylece hükümdara, dolayısıyla güneşe benzeyen sevgili, onun unvan ve vasıflarını, kudretlerini elbette ki taşıyacaktır. İşte edebiyatımızın aşk etrafındaki hayalleri bu sistemi bize verir. Sevgilinin bütün davranışları hükümdarın davranışlarıdır. Sevmez, bir nevi tabii vergi gibi sevilmeyi kabul eder. İsterse iltifat ve lütfeder. Hatta hükümdar gibi ihsanları vardır. Yine onun gibi isterse bu lütfu ve ihsanı esirger. Hatta cevreder, işkence eder, öldürür. Kıskanılır fakat kıskanmaz. Bir saray bir yığın mabeyinci, gözde veya gözde olmayan namzetlerle doludur. Sevgilinin etrafında da rakipler vardır. Aşık tıpkı bir saray adamı gibi bu rakiplerle mücadele halindedir. Hülasa saray nasıl mutlak ve keyfi irade, hatta kapris ise sevgili de öylece naza giden hür iradedir.
Peyzajda, güneş sisteminde, kozmik hadiselerde benzerlerini gördüğümüz bu aşk istiharesi, tabiatıyla duyuş ve duygulanma tarzlarını da tayin edecekti. Eski şiirimizde aşk, sosyal rejimin ferdi hayata aksi olan bir kulluktur. Sert, ölümü ikbalin tabii şartı sayan, sırasına göre hoyrat, epiküryen, stoik, hatta şüpheci, hayatta Allah'tan başka hiçbir şeye lüzumundan fazla bağlanmamak terbiyesiyle yetişmiş atalarımızın kalp maceralarını anlatırken hemen sızlanmaya başlamaları, hiç de yaşayış şekillerine uymayan bir yığın ızdırabı benimsemeleri, şüphesiz bu aşağıdan yukarıya seviş tarzının türlü şartlar altında tam bir sentimentalizmde kıvamını kaybeden tabii bir neticesidir. Bizde ve İran şiirinde büründüğü şekil ve modalar ne olursa olsun, esas itibariyle aşk tarzının Hicri 4. yüzyılda başlayan ve Endülüs yoluyla İspanyol ve Avrupa edebiyatlarına geçen Emo Cortua'ya çok benzediğini fakat tamamıyla aynı olmadığını, bu ikincisinin daha ziyade İbn Davud'un Kitab-ı Zühre'sinde adab ve teşrifatını anlattığı platonisyen bir sistem olduğunu burada söyleyelim. Bu ayrılığa rağmen bu aşk sisteminde garp dillerinde kalan kur yapma kelimesinin devrinde hem prense hem de aileye mensup kadınlara karşı kullanılırdı. Türkçe karşılığı yukarıda söylediğimiz kulluk kelimesidir. Bu kulluk münasebetini hükümdarla sevgili arasındaki benzerlikler daha iyi verir. Namık Kemal'in Azerbaycan şairi Cabir'le beraber eski şiire hücum ederken o kadar alay ettiği, güzelliğe ait teşbihlerin çoğu iyi düşünülürse haddi zatında bir kahraman olması icap eden hükümdarın üstünde ve şahsında bulunan şeylerdir. Filhakika göz kamaştıran aydınlığıyla güneşe, güzelliği naz ve istinasıyla güle benzeyen sevgili, kaşı, gözü, kirpiği, yan bakışı ile de hükümdar gibi silahlıdır. Hançer, kılıç, ok, yay, kement, doğan ve şahin. Namık Kemal, bizim halk dilimizde bile çok tabii şekilde yaşayan şahin bakışlı, çakır pençe, atmaca gibi bir hayal sistemini kelimesi kelimesine alarak ondan bir karikatür çıkarmıştı. Halbuki bu av ve harp silahlarını yerli yerine koysaydı, Behzat'ta veya herhangi bir şark ressamında gördüğümüz zarif, baştan aşağı silahlı, avcı ve muharip hükümdar minyatürlerinden birini kendiliğinden elde ederdi. Filhakika bu hayallerde biz sade birkaç silahı değil, bütün bir sarayın yaşama tarzını buluruz. Müslüman şark sarayının büyüklük ve debdebesi, hükümdarın kudreti, hülasa, hükümdarlık fikrinin bazen de realiteye rağmen düşüncelere kabul ettirdiği değerler, güzellik de içlerinde olmak üzere üç büyük işte toplanırdı. Muharebe, av, şarap ve musiki meclisi. Bunların ilk ikisinde hükümdarın kahramanlığı ve fizik kuvveti görünür. Üçüncüsünde ise o bir gül gibi sadece güzelliği ile ve her şeyi yani bütün sarayı etrafında toplayarak parlardı. Dindarlıkta ve adalette daima İslamlığın dört halifesine benzeyen hükümdarın adalette Şehname'den alınmış örnekler de girer. Bu üç işte yine Şehname'den yani masallaşmış İran tarihinden gelme kıyas hadleri vardı. Kaba bir ayırma ile Hüsrev ve Dara muharebe için, harp aynı zamanda gaza idi, tabiatıyla Müslüman kahramanlar da girerdi. Behram Av için, Cemşit, Bezm için örneklerdi. Eski İran hükümdarlarının böyle örnek alınmasında Şehname'nin tesiri elbette önde gelir. Fakat İslam ananesinde bu tesirin çok evvel başladığını Emevi halifesi 2. Yezid'e izafen şu sözlerden biliyoruz. Ben Mervan'la Hüsrev'in oğluyum. Dedem Bizans Kayseri'dir. Türk Hakanı atamızdır. Taberi'nin naklettiği bu sözler yeni yeni teşekküle başlayan bir medeniyetin programı gibidir. Filhakika, Kayser ve hatta İskender olan Müslüman hükümdarları aynı zamanda Han ve Hakan'dır. Sevgili de güzellik aleminin Kayseri, Hakanı, Sultanı, Hüsrev ve Cemşidi'ydi. Bu, bütün tarihiyle birin etrafında teşekkül etmiş, bütün cehdi ve gayretiyle onun gayrısını yenmeye çalışan bir cemiyet nizamının ferdi hayata aksiydi. Aşk,
eğer ilahi şeklinde ezelden bahşedilmiş bir hidayet gibi tecelli etmezse, ya başlangıcı zikredilmeyen bir esirlik şeklinde görünür, yahut da avcının pek haberdar olmadığı bir av gibi başlardı. O zaman bir gönül avı, yani saydı dil hadisesi olurdu ki, daha ziyade şehbazı nikahla yapılırdı. Her ne şekilde başlarsa başlasın, bir nevi esirlik gibi devam ederdi. Bu imaj sisteminde av ve muharebeden gelen unsurlar birbirlerinin tabiatıyla aynıdırlar. Buna mukabil bezme ait olanlar, şarap, kadeh, musiki makamları, sarhoşluğun haletleri, saki imajıyla beraber ikinci bir kategori yaparlar. Bahar bu sonuncusuna kendiliğinden karışır. Gül, lale, nergis, menekşe, sümbül, şakayık, reyhan, hülasa bütün çiçekler dünyası. Yeni çiçek açmış meyve ağaçları, meyveler, çınar, servi, şemşir, erguvan, bilhassa bakide gibi süs ağaçlarıyla ayrı bir sınıf yaparlar. Bu sınıfın hayalleri toplanınca ortaya çiçek açmış tabiatın kendisi olan bir şahsiyet istiaresi, bir çeşit şarap ve bahar tanrısı, isterseniz buna bir cemşit Dionysos birliği diyebiliriz, çıkar. Yine bu işlet kategorisine ait olan meyhane, bu yer değiştirme sayesinde şaire bir nevi hür ve mahrem bir hayat temin eder. Denebilir ki şair nasıl takva adamlarının elinden rint ve kalender olduğu meyhanede kurtulursa, saray teşrifatında da orada kurtulur. Bu sonuncusunu tasavvuf iyiden iyiye benimseyecektir. Fakat bu imaj sistemini içtimai rejim sadece hayat modalarında beslemez. Hükümdarın serveti de vardır. Her saltanat bir yığılma ve toplanmadır. Hazine kapalı odanın baharıdır. Her çeşit mücevher, kıymetli madenler, onların geldikleri Asya memleketleri, adlarına bağlı masallarla, hasiyetlerini aldıkları yıldızlarla, bazen de yerlerini yalnız o yıldızlara ve hasiyetlere veya coğrafyaya bırakarak gelirler. Kıymetli ağaçlar, misk ve amberler, bu zengin ve solmaz baharı koku hissinde tamamlar. Görülüyor ki Eskişehir'de aşk bir cemiyet haddini, hatta dinle ve tasavvufla beraber alınırsa iki haddi yahut fenomenolojist lügati kullanırsak iki tabakayı birden veren bir istiareydi. Zaten ortaçağ sanatlarında alegori esastır. Bu saray istiaresinin yanı başında eski cemiyette insanın iç nizamını yapan din ve bilhassa şiirde o kadar tesiri olan tasavvuf vardır. Tasavvuf sadece eski şiire sembolik lügatini ve mana alemini ilave etmemiş, bu hayal sistemini de benimseyerek kendi müteahline çıkartmış, sırrı ancak vakıflarınca bilinen, neşesini hakkıyla onların idrak edebileceği bir ucu sonsuzluğa dayanan bir dil haline getirmiştir. Böylece sevgiliye ait çizgiler, onunla hükümdar tipinin yeryüzünde sadece bir aksi olduğu Allah'a kadar çıkar. Bu çifte prestijin, eski şiirin lirizmine her türlü dil davasının üstünde bir keskinlik ve derinlik kattığı muhakkaktır. Diğer taraftan bu imaj sisteminin devamını da temin eden yine tasavvuftur. Burada bu aşk tarzının ve onun şu veya bu şekilde ifadesi olan hayal sisteminin Yunani aşk diyebileceğimiz örfi hususiyetiyle olan münasebetinden de bahsetmek lazımdır. İnkarı hiç kabil olmayan bu münasebet, bizce sistemin doğmasına değil, belki de tasavvuf gibi fakat şüphesiz çok ayrı yoldan devamına yaramıştır. Filhakika, sadece edebi bir moda da olsa cemiyetin sansürüne maruz olan bu temayül, yukarıdan beri anlattığımız bu sistemde hem muhtaç olduğu idealleştirmeyi, hem de bu idealleştirmenin tecride kadar giden lügatini ve sevgili tipinin bütün lüzumlu teferruatını buluyordu. Büyük mesnevi mevzularında aşkın mutlak surette kadın ve erkek arasında geçmesi bit tabii sarayı başka bir şekilde merkez kılıyordu. Fakat bu imaj sistemini ve onun zamanla adeta mücerrede doğru yürüyüşünü ve devir geçtikçe şairin ferdi ilhamında dağılışını, mebdeini tayin etmemize imkan olmayan bir faraziye ile tamamıyla izah etmek mümkün değildir. Şunu da söyleyelim ki bu ideal sevgili portresini olduğu gibi veren, tipin kendisine sadık eserlerde sevgilinin cinsini tayin güçtür.
O bize daha ziyade çok idealist üsluplardaki heykel veya resimler gibi sadece güzelliği ve kudretiyle gelir. Gerçeği şu ki her büyük sanat geleneği gibi eski şiirimizde ne kadar dolayısıyla konuşursa konuşsun evvela içinde doğduğu ve bağlı bulunduğu içtimai sistemi veriyordu. Her şeyden evvel bu şiir dilinin daima bir saray etrafında teşekkül ettiğini düşünmek bizim için kafi bir delildir. Bu sevgiliye ait vasıfların büyük bir kısmının peygamber için söylenmiş naatlerde ve peygambere yakın olan din adamları vasfındaki manzumelerde çok rahmanileşmiş şeklinde hükümdar, vezir ve Şeyhülislam kasidelerinde şuhluk çizgisi tamamıyla hür iradeye, kahramanlığa ve hikmete, bilgiye geçmek şartıyla hemen hemen aynıyla bulunur. 16. ve 17. asırlardaki büyük şairlerimizin birçok gazellerinde, bilhassa Baki ve Sabri'de, hakiki muhatabın sevgili veya hükümdar olmasında adeta tereddüde düşülmesi, bazen de aynı gazelin içinde birinden öbürüne şairin sözü hiç kırmadan geçmesi, bu ayniyet ihtimalini kuvvetleştirir. Tekrar edelim. Eski edebiyat her noktası birbirine cevap veren, kapalı, yukarıdan aşağı doğru düzenlenmiş bir alemin ifadesidir. Tabiatıyla din, kozmik alem, siyasi rejim, ferdi hayat bu silsileye göre derece derece birbirinin aksi olacaktı. O, ilahi alemden aşağı doğru inen kademelerle düzenlenmiş bir mutlakın malikanesidir. Bu kademelerin hepsi aynı tarz istiarelerle ifade edilir. Bu itibarla Kutadgu Bilig'in zihni melekeleri ve faziletleri konuşturan istiaresiyle Lami'nin Bursa'daki Lodos ve Poyraz arasındaki muharebesi ve bütün sabah ve mevsim tasvirlerindeki cenkler arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi de aynı yaşama sisteminin modaları etrafında teşekkül eder.